Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet neticelerini bugün birçok alanda görebiliyoruz. Bu gelişmeyi destekleyecek yeni adımları da atıyoruz. Mesela döner sermaye gelirlerinden alınan %15'lik hazine kesintisini %1'e düşürdük. Böylece meslek liselerimizin üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrencimizin gerçek iş ortamında eğitim almalarının önünü açtık. 2020 yılında yapılan üretimden elde edilen gelir 503 milyondu. Geçtiğimiz yıl hedeflenen 1 milyarlık üretim kapasitesinin de üzerine çıkılarak meslek liseleri açısından tarihi bir rekor kırdık. Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de önemli miktarda pay aldılar. Bugün itibariyle 2020 yılına göre gelirlerimiz salgın sürecine rağmen %131 artarak 1 milyar 162 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1,5 milyar liralık bir gelir rakamı hedefliyoruz. Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Hem bizim destek ve teşviklerimizle hem de öğretmen ve öğrencilerimizin gayretleriyle bu hedefi de muhakkak yakalayacağımızı düşünüyorum. Nitekim geçtiğimiz aylarda yine bu salonda açılışını gerçekleştirdiğimiz 50 araştırma geliştirme merkezli mesleki eğitim liselerimizde yenilikçi çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığımız fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. 2021 yılında hedeflenen patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil çalışmaları 2 kat fazlayla 1532'ye çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde hem ürün sayısını artırmaya hem de tescil edilen ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Eğitim kapasitemizin güçlendirilmesiyle genç işsizliğin azaltılmasına katkı yapan bir diğer çalışmamız da mesleki eğitim merkezlerimizdir. Çırak, kalfa ve usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerimiz ecdadımızın ahilik kültürünün bir mirasıdır. Hükümet olarak özgün, modern ve yenilikçi projelerle bu güzel mirasımızı korumaya ve zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla öncelikle mesleki eğitim merkezlerini, yani çıraklık sistemini örgün ve zorunlu eğitim kapsamına aldık. Daha sonra buralarda eğitim gören çırak, kalfa ve ustaların lise mezunu sayılmalarının önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme imkanı getirdik. 3 ay önce yine bu salonda mesleki eğitim merkezlerimizin güçlendirilmesine yönelik bazı düzenlemeler yapacağımızın müjdesini vermiştim. Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin %30'u kadar, yani 1276 lira ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. Aynı şekilde kalfalık yeterliliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar, yani 2.075
126 lira ödeme yapılacak. İşletmelerce üstlenilecek olan bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Ayrıca öğrencilerimizin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortasını da yapacağız. Kanun değişikliğinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen mesleki eğitim merkezlerine olan talepte ciddi bir artış yaşandığını burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Kanun değişikliği öncesinde mesleki eğitim merkezinde yer alan öğrenci sayısı 159 bin iken şimdi bu sayı 250 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz.